Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle de İsrail'e. Türk donanması araştırma gemilerini uzaklaştırdı. Eğer bu videonun YouTube'da olmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Doğu Akdeniz enerji sahasında taviz vermeyen Türkiye'den bir hamle de İsrail'e geldi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından işgal planlarına sahne olan Doğu Akdeniz havzasında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında İsrail Enerji Bakanlığı'na bağlı enstitünün Bat-Galim isimli araştırma gemisini durdurarak bölgeden uzaklaştırdı. Araştırmalarını durduran İsrail gemisi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Türk donanması Doğu Akdeniz enerji sahalarında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı ihalelerle işgal hamlelerine izin vermedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından işgal planlarına sahne olan Doğu Akdeniz havzasında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında İsrail Enerji Bakanlığı'na bağlı enstitünün Bat-Galim isimli araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdı. Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge sahasındaki enerji parsellerinde başlattığı araştırma ve sondaj faaliyetleri bir kez daha Türk donanmasına takıldı. Türk donanmasına ait gemiler, İsrail araştırma gemisinin bölgeyi derhal terk etmesini ve araştırmaya devam etmemesini istedi. Araştırmalarını durduran İsrail gemisi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de meydan okuyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır'ın planlarını suya düşürdü. Avrupa'ya doğal gaz boru hattı projeleri için artık Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalacaklar. İsrail basınına göre Türkiye bölgede meydan okuyor ve ev sahibi olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu güzel haberle sizlerle birlikte olmak istedim. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok önemli bir haber. Türkiye her geçen gün hamle üzerine hamle yapmaya devam ediyor. Zaten Doğu Akdeniz'de Türkiye'den artık izinsiz hiçbir hareket, hiçbir harekat olamayacak. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'e tamamıyla hakim oldu. Bugün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Libya UMH hükümeti başkanını Türkiye'ye davet etti. El Sarraj bugün Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı ofisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiler. Bu da yine buradan çıkan sonuçlar da yine çok önemli olacak diye düşünüyorum. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşmeden ben çok güzel sonuçların çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Doğu Akdeniz enerji sahalarında taviz vermeyen Türkiye bu sefer İsrail'e arkadaşlar Osmanlı tokadı vurdu. Ve bu Osmanlı tokadı çok konuşulmaya başlandı arkadaşlar. Çünkü Türkiye orada en son yapmış olduğu anlaşmayla zaten oradaki haklarını kendi üzerine aldı. Şimdi Libya ile Türkiye arasında bir hak olayı var ve buralara artık kimse yaklaşamaz, kimse giremez arkadaşlar. Türkiye'nin elinde şu an çok ciddi derecede bir güç oluştu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından işgal planlarına sahne olan Doğu Akdeniz havzasında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında İsrail Enerji Bakanlığı'na bağlı Bat-Galim isimli bir şirket var. Bu şirkete ait gemileri bölgeden tamamıyla uzaklaştırdı. Ve İsrail gemileri de acilen bölgeyi terk etmek zorunda kaldı arkadaşlar. Bu çok büyük bir olay. Zaten Rumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak tek taraflı bölgede münhasır ekonomik bölge sahasında enerji parsellerinde bir araştırma başlatmıştı. Sondaj faaliyetleri. Bu da yine Türk donanmasına takıldı arkadaşlar. Türk donanmasına ait gemiler, yani bize ait gemiler, İsrail araştırma gemisinin bölgeyi derhal terk etmesini sağladılar. Ve araştırmalar durdu. İsrail artık, yani Güney Kıbrıs için sondaj faaliyetlerine başlayan İsrail gemisi artık sondaj yapamayacak. Çünkü bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu gerçekten büyük bir olay arkadaşlar. Türkiye Doğu Akdeniz'de meydan okuyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtarası Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır'ın bölgedeki bütün planlarını suya düşürdü arkadaşlar. Bu da çok önemli. Çünkü artık Avrupa'ya doğal gaz boru hattı projeleri için Türkiye'nin kapısını çalmak zorundalar hepsi. İsrail basından şöyle sesler yükseliyor arkadaşlar. Türkiye bölgede meydan okuyor. Birileri Türkiye'yi durdursun. Yani Türkiye'nin bölgeye hakim olduğunu, bölgede meydan okuduğunu ve birilerinin Türkiye'yi durdurması gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Bir de size farklı bir haberden bahsedeyim. Bu da çok hoşuma gitti. Teröristlerin yeni korkuları olacak. Bu haberdeki mini İHA'lar. İsmi de Kamikaze. Arkadaşlar 356 tane Kargu 2. İsmi Kargu 2 bunların. Güvenlik güçlerimize teslim edilmek üzere hazırlanıyor arkadaşlar. Çok çok kısa bir zamanda bunlar güvenlik güçlerimize teslim edilecekler. Terörle mücadelede önemi çok fazla arkadaşlar. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma teknolojileri mühendislik ile imzalanan sözleşme kapsamında güvenlik güçlerimize 356 tane Kargu 2 teslim edeceğini açıkladı. Ve resmi Twitter hesabı var. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İsmail Demir'in resmi Twitter hesabında çok önemli bir video paylaşıldı. Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze mini İHA'larımızı geliştiriyoruz şeklinde bir video paylaştı ve orada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok önemli. Savunma teknolojileri mühendislikle imzaladığımız sözleşme ile artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi geliştirilmiş. Arkadaşlar ses seviyesi neredeyse hiç yok. Yani hiç ses çıkartmıyorlar. Yani düşmana giderken düşman nereden geldiğini bunu anlayamayacak, göremeyecekler de. Bunlardan tam 356 tane Kargu 2 güvenlik güçlerimize teslim edilmeye hazırlanıyor. Bu haberi de şimdiden sizlerle paylaşayım. Teslim edildiği gün yine bu konu hakkında farklı bir haber yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu çok önemli buldum. Evet arkadaşlar, Türkiye yine biliyorsunuz Kıbrıs'ta Geçitkale Havalimanı'na aslında orayı resmen bir üs olarak kullanıma açacak Türkiye. Bu da çok önemli. Yani Ersin Tatar, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar oranın İHA'lar ve SİHA'lar için harekat merkezi olması yönünde açıklamalar yapmıştı. Bizim İHA'larımız yarın oraya ulaşıyor arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun diyelim. Allah güzel sonuçlar almayı nasip etsin. Ve Kıbrıs'ta da çok ciddi bir heyecan var. Çok ciddi bir bekleyiş var. Şu an arkadaşlar Türkiye'nin İHA'ları ve SİHA'ları orada güzel bir meydan okuyacaktır. İnşallah güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.